Biraz böyle mistik bir tarafı da var filmin. Öyle hissediyoruz seyirci olarak. Genellikle Timur abiyle çektiklerimiz çok aşırı duygusallık içeriyor yani. Ağladık, çok ağladık. Rum şeyci söylenişini hatırlayamadık bir sürü ezberle. Evet. Hatırlıyor musun şu anda? Evet. Söyle bakalım hadi. Antapistepsis. Veya gibi. Yani şu an senaryolara bakıyoruz. Çekim yapıyoruz. Çok tatlı değil mi? Ya senaryolara bakıyoruz diyor. Yiyeceğim seni ya. Çocuklarımızın oyuncu koçunun yardımıyla çalışması gerekiyor. Beren'le birlikte diziler.com'dan gelen soruları cevaplamak için buradayız. Bir kız çocuğunun annesiyle yaşadığı bir durum yüzünden bir yardım çağrısına aslında filmdeki bir karakter yardım ediyor. Aslında bu yani Beren'in yüksek performans gösterdiği hem çocuk filmi sayılabilecek hem de böyle büyük yaş grubuna hitap edilecek duygusal bir film. Ben de Didem ablaya katılıyorum. Öyle bir film. Yeter falan. Küçük kızın aslında annesini kurtarmak için yardım istediği, kendi hayal gücünde yardım istediği bir senaryo aslında. Yani o yardım çağrısına nasıl bir cevap aldı? Daha sonra da bu yani o kadar çıkışsız, o kadar çaresiz kalıyor ki kızımız. Biraz böyle mistik bir tarafı da var filmin. Öyle hissediyoruz seyirci olarak. Daha sonra da tek amacının annesini kurtarmak olduğunu görüyoruz. Bu amaç küçük bir kız çocuğu sonuçta. Özel yani duygusal bir film izleyeceğiz. Ben kendim Rosa karakteri olarak hasta olan annesi, onu kızına belli bir etmemeye çalıştığı tüm sahnelerde aslında etkilendim. Çünkü hani bir anne olarak zor bir şey çocuğuna bunu yaşatmadan, bir de babası olmayan bir kız çocuğu. Annesi eğer giderse Nora'nın nasıl bir hayat süreceğine dair çıkışsız kalması bir anne olarak beni zorlayan ve üzen bir tarafı oldu. Ama fragmanı izlediğimde de açıkçası yine Beren'in tek başına kaldığı, bir de Timur'la oynadığı böyle anlık sahnelerde seyrederken bir seyirci gibi seyrettim ve oralarda beni böyle bir duygulandırdı. Genellikle Timur abiyle çektiklerimiz çok aşırı duygusallık içeriyor yani. Ağladık, çok ağladık. İlk önce aslında Nora karakteri biraz zor bir karakterdi. Onun bir analizini yapmak istedim ilk önce. Çünkü hem çok hayalperest hem duygusal, çok değişken, bütün duyguları aslında aynı anda yaşıyor. Bu süreçte de aslında duygularımı birazcık daha bastırdım. Bu şekilde hazırlandım. Ve oyuncu koçuyla tabii ki, evet, beraberdi. Hani zaten bence küçük yaş grubundaki oyunculuk yapan tüm çocuklarımızın oyuncu koçunun yardımıyla çalışması gerekiyor. Beren de yine yardım aldı bu konuda. Evet. Yani bir film seyirciye ne vaat eder? Bu seyirciden seyirciye değişir. Bir şey bırakması gerekir bence. Ama ne olduğu tamamen izleyen kişiye bağlı bir şey olur. Bir şey vaat ettiğini düşünmüyorum ben. Seyirci seyredecek ve duygulanmak eğer bir vaat ise evet duygusallaşacak. Ama önemli olan kendinden bir şeyler bulabiliyor olması. Umarım seyirci de bir şeyler bulabilir kendinden. O an bizimle beraber yani filmi biz çektik bitirdik ama perdede izlerken aynı duyguda buluşabiliriz inşallah. Yani zaten bir film başlıyor, çekiliyor ve bitiyorsa mümkün değil ki yani kötü bir ekip olsun. Hangi filmde, hangi oyuncuya sorarsanız sorun bir aile gibi olduk der, çok güzeldi der. Yani öyle olmak zorundasınız. Kısıtlı bir zamanda, 5 hafta, 6 hafta gibi bir zamanda her anınız beraber geçiyor. Keza bu filmde hani Timur'un da dediği gibi çok hep beraber sahnelerimiz olmadı. Ben Timur'u özel hayatımda daha çok görüyorum filmde gördüğümden ama yine de beraber olduğumuz anlarda anlaşabildiğimiz, aynı noktada baktığımız ve o filmin içinde olmaktan mutlu olan bir ekip vardı. Bunun da yansıyacağını düşünüyorum. Senaryosu çok güzel. Yani hepimiz ondan etkilendik bence. Şimdi de bir oyuncu olarak dileğim o senaryonun bu perdeye yansıyabilmiş olması, çekerken hissettiğimiz şeyin. Evet, bu aslında anne kızın beraber hayata tutunmasına dair bir söz. Annesinin kızına hep bunu söyleyip böyle olması ya böyle yaşaman gerekiyor diye bir motto yaratması kızıyla ilgili, kızına dair. İnanırsan bence de inanılmaz değildir. Sadece inanmak için ne kadar çaba sarf ettiğin ve neler yaptığınla ilgili doğru orantılı bir şekilde olur, gerçekleşir diye düşünüyorum. İnanırsan inanılmaz değildir. Yani en önemli şey zaten inanmak bir şey. İnanırsan her şey olur yani. Bu söz çok beni de etkilemişti ilk, evet, bak ilk gördüğümde. Hatırlıyor musun onu? Evet. Rum şeyci söylenişini hatırlayamadık bir sürü ezberle. Evet. Hatırlıyor musun şu anda? Evet. Söyle bakalım hadi. Antapistepsis veya pistefto. Evet, bir daha söyle. Antapistepsis veya pistefto gibi. Bakın aslında çocuk. Rumca bir kelime. Rumca, evet, da cümle yani. İnanırsan inanılmaz değildir demek.
Bu da anne kızın bir şey sıkıştıklarında hep söyledikleri cümle. Bayağı bunu beraber çalıştık Beren'le. Böyle tatlı bir kız çocuğuyla bu kadar nasıl bir uyumsuzluk olabilir ki? Çok saygılı. Şu anda zaten yani her şey yerini bile olduğu yerin farkında, ona yüklenen yükün farkında. Çok sevdiğim bir arkadaşım Beren artık benim. Yani pandemiden sonra tabii sinema daha çok etkilendi. Dijital daha çok devreye girdi. Tiyatro o kadar etkilenmedi. Birazcık daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum sinemanın. Çünkü insanlar alıştılar vizyona giren filmin bir süre sonra evlerine gelecek olmasından. Ama sinemada film seyretmenin zevki, o sosyalleşme, bunların hepsi de herkesin özlediği şeyler diye düşünüyorum. O yüzden de bir zaman sonra daha iyi bir yere geleceğini düşünüyorum sinemanın. Yani o verilen emeğin karşılığının daha çok alınacağını düşünüyorum. Nasıl hazırlanıyorum? Yani zamanımız yetmez bunu sizin de dinlemeye. Yani bu tamamen kendi zamanlamamı ayarlayarak yaptığım bir şey. Şu anda açıkçası yani ilk bölümden sonra çok güzel yorumlar geldi. Şimdi ama bu bir yol, süreç. İnsanlar dizileri seyrediyorlar, bakıyorlar. Bazen reytinge göre değerlendirmek değil de aslında gelen yorumlara göre değerlendirmek gerekiyor. Ama reyting de günün gerçeği. Şu anda iyi, inanarak oynadığımız bir iş. İnşallah hani böyle seyircinin talebi, izlemesi daha çok olsun, daha çok devam etsin istediğimiz bir iş değil. Çekim şartları olarak dönem işi çekmek daha zor. Ama onun dışında oyunculuk anlamında ikisinde de aynı çalışması, aynı temposu, aynı eforu sarf ediyorsunuz. Bir fark yok. Oyunculuk her yerde oyunculuk. Dönem işinde olmanın mistik bir tarafı da hissettiriyor oyuncuya ama bir süre sonra zaten hani dizi rutinine girdiğinizde hiçbir farkı olmuyor. Aslında dinlenme sürecine artık gelmek istiyorum biraz. Yani şu an senaryolara bakıyoruz. Çekim yapıyoruz. Çok tatlı değil mi? Ya senaryolara bakıyoruz diyor. Yiyeceğim seni ya. Şu an istemiyor Beren bir şeyde oynamak. Eğer çok beğendiği bir şey olursa onu da oynayabilir. Çok heyecanlanması gerekiyor oynamak için değil mi? Evet. Evet. 22 Mart'ta Sarınabiliyorum Vizyon'da. Hepinizi bekliyoruz.